Herkese merhaba. PlayStation 4 gördüğünüz gibi siyah renkli bir kasada geliyor. Bu siyah renkli kasa çekici bir görünüme sahip. Siyah renkten başka fazla bir ayrıntı görmüyoruz. Sony tuşları da bu kasa içerisinde gizlemiş. Bir tane PlayStation logosu var. Görmüş olduğunuz gibi Sony logosu aşağıda kısa kenarda, dar kenarda yer alıyor. Gördüğünüz gibi üst bölümde parlak bir plastik yapı var ama genel kasa mat plastikten yapılmış. Plastik olması konsolun ağırlığını biraz daha azaltıyor. 2.8 kilogram ağırlığa sahip bir konsol. Tabii ki biraz ağır ancak sırt çantanıza atıp arkadaşınıza götürebilir. Orada oyun oynayabilirsiniz. Ev içinde de bu konsolu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Söylediğim gibi sanki karşımıza siyah renkli bir kutu var gibi. Girişler çıkışlar bile bu kasa içerisinde gizlenmiş. Konsolu isterseniz yatay yerleştirebilirsiniz. Ya da yer darlığınız varsa, fazla yeriniz yoksa dikey şekilde de bu konsolu konumlandırabilirsiniz. Dikey koyduğunuzda bile herhangi bir ayak gerektirmeksizin bu konsolu rahatlıkla tutabilirsiniz, muhafaza edebilirsiniz. Tabii ki yatay biraz da kararlı bir yapı elde edilmesini sağlıyor. Sony PlayStation 4'te bir Blu-ray DVD yuvası var. Yuvalı şekilde tasarlanmış. Bu da konsolun içinde görmüş olduğunuz gibi gizli. Güç ve disk çıkarma butonları var. Bunlar dokunmatik ve görmüş olduğunuz şeritin uzantısı şeklinde konumlanmış. Görmüş olduğunuz şerit aslında aydınlatma özelliğine sahip. Konsolu ilk açtığınızda burası mavi renkte yanıyor. Konsol çalışırken beyaz renkte ve konsol bekleme durumundayken de turuncu renkte bir ışık oyunu söz konusu. PlayStation 4 yazısı var burada. İki tane USB 3.0 portu var ön tarafta. Bunlar yer alıyor PlayStation 4'ün kasası üzerinde. Giriş ve çıkışlar arkada yer alıyor. PlayStation 4'te güç beslemesi konsolun içerisinde. Bu da sadece tek bir güç kablosuyla, güç kablosunda uzantı olarak herhangi bir güç beslemesi olmadan konsolu çalıştırmanızı olanak sağlıyor. Bu da kablo yığınına bir tane de güç beslemesi eklenmesi gibi kötü bir durumu ortadan kaldırıyor. HDMI portu var. Bunun yanı sıra yine Ethernet portunu görüyoruz. Bir AUX girişi var PlayStation kamera için. Aynı zamanda bir de optik çıkışı görüyoruz ses sistemine bağlamak için. Oldukça sade ancak ihtiyaç duyulacak her türlü bağlantıyı barındırıyor. PlayStation 4'ün havalandırma ızgaraları da bir aile düzgün şekilde yerleştirilmiş. Bu alanda da bir çalışma yapıldı belli oluyor. Kenarlarda görmüş olduğunuz bir kanal var ve bu kanalın kenarlarında da havalandırma ızgaraları var. Bu da hava akışının konsolu dik de koysanız yatay da koysanız verimli bir şekilde yapılmasını olanak sağlıyor. Konsol çok fazla ısınmıyor. Her elektronik cihazın yaydığı derecede bir ısı yayılımı, bir sıcaklık durumu söz konusu. Yani PlayStation 4'ün bu açıdan da fazla bir sorun yaratmayacağını söyleyebiliriz bu açıdan. PlayStation 4'te Blu-ray disk yuvası var. Biraz tabii oyunlar ilk kez yüklenirken bu biraz ses çıkmasına neden oluyor. Ancak konsolun genellikle çalışırken bir hayli sessiz olduğunu söylemek gerekiyor bu plastik kutunun. PlayStation 4 ile ilgili donanımı ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Detayları teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.